Şimdi goberler, dördüncü ünitemize geçtik. Türevde artan azalan fonksiyonlar konusundayız arkadaşlarım. Hemen yavaş yavaş tane tane çözmeye başlayacağım sorularımızı. Şu bir yandan da ışığı açayım ben goberler. Evet. Şimdi bakalım neler olacak. Aşağıda eksi 5'e 7 aralığında tanımlı fx fonksiyonun grafiği verilmiştir diye söylüyor. Tamam, buna göre bu bilgilerden hangileri doğrudur diye bir şey sormuş. Şimdi bakalım. Eksi 5 ile eksi 3 aralığında, yani şu aralıkta arkadaşlarım, burada fonksiyon azalandır diyor. Evet, bakın aşağı doğru bir düşüş var değil mi? Aşağıya doğru kaymış. O zaman bu fonksiyonumuz gerçekten azalandır. Bu doğru. Eksi 3'e 2 aralığında, yani şu ikisinin aralığında dümdüz bir çizgi gitmiş. Hiç yukarı aşağı inme çıkma yapmamış. Sabit bir şekilde gitmiş. Bu aralıkta sabittir. Doğru. Bakın 2 ile 4 aralığında diyor. 2 ile 4 aralığında yokuş çıkıyormuş gibi değil mi kardeşim? Böyle yukarı doğru çıkıyor. O zaman bu fonksiyonumuz artandır. 4 ile 7 aralığında, yani şu ikisinin aralığında da sanki buradan aşağı bisikleti koydunuz kayıyormuş gibi gidiyor arkadaşlarım. Dümdüz iner buradan aşağı değil mi? Yokuş aşağı iniyormuş gibi, azalıyormuş gibi azalandır dostum. O halde hepsi doğrudur. Birinci sorumuzun cevabı Edirne. Geldik 2'ye. Fonksiyonu AB aralığında negatif değerli. Dostum negatif değerli demek, y'lerin karşılığı negatif olacak. Aslında kısaca şu, x ekseninin altında kalıyor demek. Yani fonksiyon şu bölgelerde bir yerde olacak. Bakın A şıkkında pozitif değerli bir fonksiyondur ki, çünkü neden? Mesela şuradan bir sayı seçtiniz. Karşılığı ne geliyor? Şuradaki değer geliyor. Değeri bu. Ve buradaki y'lerin, sıfırın üstündeki y'lerin hepsi pozitif oldukları için pozitif değerli diyoruz biz buna. Negatif değerli olması için neymiş? X ekseninin şu altında bu bölgelerde olacakmış. Demek ki Adana değil. E Bursa'ya bakıyorum, bu da şeyin üstünde, X ekseninin üstünde. Yani buradan da bir herhangi bir X değerinin karşılığı yine Y ekseni üstünde, bakın pozitif olan kısma denk düştüğü için, yani sıfırın üstünde olduğu için bu da pozitif değerli. Demek ki bu da değil. C şıkkına bakıyorum goberler şimdi. C şıkkında da bakın bir tarafı şuradan aşağısı negatif değerli şuraya kadar. Ama bir kısmı pozitif değerli. O yüzden tamamı negatif değerli olmadığı için bunu da geçtim. Denizli şıkkına bakın. Evet, negatif değerli. Edirne şıkkına bakalım. O da negatif değerli. İkisi de x ekseninin altında kalmış. Peki bizden başka ikinci şartı ne? Artan bir fonksiyon olsun diyor. Artan, şöyle yokuş çıkacaksınız arkadaşlarım, artan. O yüzden Denizli şıkkı doğru cevaptır dedim. Bakın Edirne'deki negatif değerli azalıyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Soldan sağa doğru ilerlediğinizde bu azalıyor. Denizli ise soldan sağa doğru bir artış gösteriyor. O yüzden doğru cevabımız Denizli'dir dedim. Geldim 3 numaralı soruya. Bakalım bu ne diyor? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye bir soru sormuş. Direkt Edirne şıkkı bağırıyor arkadaşlar. Bakın x ekseninin altında kalmış ve negatif değerliydi değil mi? X ekseninin altında kaldığı için negatif değerli olacak. Ama f fonksiyonu pozitif değerlidir diyor. O yüzden yanlış şıkkımız direkt Edirne olacak. Mesela artandır diyor. Evet, yokuş yukarı çıkıyorum değil mi? Soldan sağa doğru giderken. Şurada kendinizi yürüdüğünüzü düşünün arkadaşlarım. Yokuş çıkıyormuş gibi olursunuz. Dolayısıyla artandır bu. İşte diğer ifadelere bakmaya gerek kalmadı arkadaşlarım. Direkt doğru cevabı işaretledik. Geldik 4 numaraya. 2-5 aralığında tanımlı fx fonksiyonuna göre yargılarından hangileri doğrudur diye bir şey söylemiş arkadaşlarım. Bakalım hangi doğru. F pozitif değerlidir. Evet, x ekseninin üstünde olduğu için doğrudur. Pozitif değerli bir fonksiyondur. F fonksiyonu artandır. Kesinlikle öyle kardeşim. Bakın soldan gittiğimiz için, ilerlediğimiz için soldan sağa doğru yokuş çıkıyormuşum gibi hissediyorum. Kesinlikle artandır. Bu da doğru. F'in türevinde 3. Şimdi 3 dediğimiz şey şu aralığa giriyor. 3 burada bir yerde.
Bu aralıktaki bir fonksiyonun dostum artan olması demek şu anlama geliyor. Bunu muhtemelen birkaç köşe taşı sonra söyleyeceğiz ama artan demek kesinlikle o aralıktaki bütün değerlerin türevinde yerine yazıldığında sıfırdan büyük olması demektir dostum. Hangi aralıkta artan? 2 ile 5 aralığında artan. Bu aralıktaki işte 3 mesela. X yerine 3 yazdığında kesinlikle türevi sıfırdan büyük. Bak artanlığın özelliği neymiş? Artan bir fonksiyonun türevini alıp o artan olduğu aralıktaki değerleri yerine yazdığınızda türevi sıfırdan büyük olacakmış. İşte mesela 4 yazın f'in türevinde kesinlikle türevi sıfırdan büyük olmak zorunda. Peki 3. öncülümüzde ne diyor? F'in türevi 3 sıfırdan küçük diyor. Kesinlikle yanlış. Artan fonksiyonların türevi sıfırdan büyük olacak dostum. Tabii o aralıkta. O yüzden cevabım 1 ve 2 gelecek Goberler. Son soruma geldim dostum. Şekildeki fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye bir soru sormuş. Şimdi eksi 4 için konuşun diyor dostlarım. Hangisi yanlıştır arıyoruz değil mi? F'in türevinde eksi 4. Bakın bu eksi 4 olduğu yerde bizim f fonksiyonumuz nasıl bir şey yapmış? Artan bir hareket simgelemiş değil mi? Artıyor sürekli. Artışta. O yüzden artan olan bir fonksiyonun oradaki değeri kesinlikle ama kesinlikle türevinin değeri sıfırdan büyük olacak. O yüzden bu doğrudur. Yanlışı arıyoruz biz. Şimdi baktım 5. sorumuzun cevabı Bursa şıkkıymış. Biz Bursa'yı en son düşünelim isterseniz arkadaşlarım. Bir de 0 için konuşalım. 0'a bakın. 0'da fonksiyonumuz şöyle bir ifade. Aşağı doğru düşüyor değil mi? Soldan sağa doğru gelirken. Yani burada bir azalan kısmı var. Azalıyor fonksiyonumuz burada. Azalan fonksiyonların türevleri o noktadaki değeri kesinlikle 0'dan küçüktür. Azalan olduğu için arkadaşım f'in türevi azalan olduğu için sıfırdaki değeri kesinlikle sıfırdan küçük olacak. Doğrudur bu da. Şuna bakalım. 1 için türevi sıfırdan küçüktür diyor. 1 burada. 1'de azalan bir fonksiyon görüyoruz değil mi dostum? Azalan olduğu için türevi kesinlikle sıfırdan küçük olacak. 2 için sıfırdır diyor. Doğrudur. 2 için türevimiz şuradaki teğetin eğimi değil miydi arkadaşlarım? Ve buradaki teğette x eksenine paralel olduğu için eğimi 0 olacak. Doğru. Dolayısıyla 2 noktasındaki türevinin değeri de 0 olacak diyebilirsiniz. Doğrudur. O yüzden Bursa şıkkı yanlış şıktır. Eksi 2'deki karşılığı da 0'a eşit olmalı. Çünkü buradaki teğeti de x eksenine paraleldir. Çünkü eksi 2 döndüğü noktadır kardeşim. Türevi 0 olmalıdır diyecektik. Peki. Birinci köşe taşımız buydu. Geldik 2 numaralı köşe taşımıza. Bakalım bu ne diyor. Yukarıdaki fonksiyonların hangileri gerçel sayılar kümesinde artan fonksiyondur? Dostum hemen türevlerini alıyorum bak. F'in türevi ne yapıyor bu durumda? 3 geliyor. Peki 0'dan büyük mü? Evet. O yüzden artan. Peki G'nin türevini alıyorum. Eksi 1 yapar G'nin türevi. 0'dan küçük olduğu için azalan. Hx sabit fonksiyon. H'ın türevi kesinlikle sıfırdır. Sıfır olduğu için bu da sabit fonksiyon. Peki hangileri gerçel sayılar kümesinde artandır? Bakın bir tek f çıktı. Yani 1 dediğimiz öncül çıktı. Cevap Adana. Geldik 2'ye. Fonksiyonu aşağıdaki aralıkların hangisinde azalandır? Azalan olması için ne dedik? Türevini al. 2x eksi 6'dır türevi. Azalan diyorsa sıfırdan küçük olacak bu türev. Peki 2x küçüktür 6, x küçüktür 3 çıktı. X 3'ten küçük, eksi sonsuza kadar gidiyormuş dostum. Alt sınırımız yok, eksi sonsuza kadar gidiyor. Eksi sonsuzla 3 aralığındadır. Burada da azalandır dedik. Geldik buna. Fonksiyonunun azalan olmadığı en geniş aralığı soruyor bize. Azalan olmamak demek sabit de olabilir, artan da olabilir demek dostlar. Azalan olmayan demek, sakın ha şey zannetmeyin. Hani şimdi azalan olması için türevinin sıfırdan küçük olması lazım.
Artan olması için türevinin sıfırdan büyük, azalan olmayan demek sadece artan anlamına gelmez, türevinin sıfıra eşit olacağı durumları da inceleyeceğiz. Hem artan hem sabit olduğu durumlara bakacağız o zaman. Peki, şimdi türevini alalım hemen bu keratanın. 3x kare artı 6x dedik ve büyüktür ya da eşittir sıfırı inceliyoruz arkadaşlarım. Büyük eşit sıfır yapacağız. Bakalım neler olacak? Süremize bakıyorum bir yandan da video kendi kendine kapanmasın diye. Hemen 3'e böldüm. X kare artı 2x büyük eşit 0 oldu. X parantezini aldım. X artı 2 büyük eşit 0. Şimdi köklerimizi tabloda gösterelim. Bir 0'dır bir de eksi 2. Eksi 2 ile 0 bizim köklerimiz. Artı ile başladım. Eksi artı. Bakın artıyı şöyle, eksiyi aşağı, artıyı yukarıya gösteriyorum. Demek ki şurada artan, azalan, artan olduğunu gördük kardeşlerim. Bize ne diyordu? Artan, azalan olmadığı, yani artan olduğu kısımları da inceleyin diyor. E şurada artan, burada artan, burada azalan, burada da artan arkadaşlar. Peki hadi bakalım. Eksi sonsuzla eksi 2 aralığı olacak. Sonra sıfırla da sonsuz aralığı olacak dostlarım. Neymiş bir daha söylüyorum. Şu aralığı alacağız. Eksi sonsuzla eksi 2 aralığı. Eksi sonsuzla eksi 2 aralığı olacak. Sıfırla da sonsuz aralığı olacak. İşte bir tek Edirne şıkkımız da var. Gördüğünüz üzere. Geldim son sorumuza. Fonksiyonunun artan olduğu en geniş aralık aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Artan olduğu aralığı istiyor. Hemen türevini alıyorum arkadaşlar bu keratanın. 3x kare başka eksi 6x artı 15'tir bu keratanın türevi. Şimdi türevinin artan olmasını istediği için türevinin sıfırdan büyük olacağını ben biliyorum artık dostlar. Ve bakın şu ifadenin sıfırdan büyük olması hangi durumlarda olacak diye soralım kendi kendimize. Şimdi 3'e de bölelim, hatta hepsi 3'e bölünüyormuş dostlar. X video durdu arkadaşlar, o yüzden hemen tekrar başlattım. Şimdi ne diyorduk? En son buraya kadar geldik. Bu ifadenin de şimdi biz neyine bakacaktık? Köklerini bulacağız arkadaşlarım ki. Şöyle deltasına bakıyorum hemen. B kare eksi 4 çarpı 1 çarpı 20'den. Delta 0'dan küçük çıkıyor dostum. Demek ki bu adamın kökü yok. Demek ki 0 yapan ifade yok. O halde diyorum ki artan olduğu en geniş aralık tüm reel sayılar olacak diyebilirim dostlarım. Cevabımız Adana'dan geldi. Evet. İlk iki köşe taşını çözdük. Biraz duralım burada arkadaşlarım. Deminden beri çekiyoruz video. Az bir dinleneyim. Sonra tekrar devam edeceğim buradan. Üçüncü köşe taşıyla devam ediyorum dostlarım. Bakalım ne diyor ilk soru. Fonksiyonunun azalan olduğu en geniş aralık AB olduğuna göre A çarpı B çarpımı kaçtır diye bir soru sormuş. Şimdi azalan olduğunu da diyor bize. Azalan olması demek neydi? Türevinin sıfırdan küçük olması demek. Hadi türevini bulalım bunun biz bir. 6x kare yapar. Artı 6x eksi 12 yaptı. Buranın küçük, sıfır olduğunu söylüyor bize dostlarım. Peki 6'ya bölelim hepsini. X kare artı x eksi 2 küçüktür sıfır. Çarpanlarını ayırıyorum 2'ye 1. X'e x. Şuraya da eksi koyalım ki artı x'e ulaşalım. 2x eksi x. Tamam. Çarpanlarına ayırdık. Ne geldi buradan? X artı 2 çarpı x eksi 1 geldi. Küçüktür 0. Kökleri 1 ile eksi 2 olacak. Hemen tablomuzu çizdim. Eksi 2 ile 1 benim köklerim. Artı artı olduğu için artıyla başladım. Eksi artıdır dedim. Küçük sıfır, yani azalan olduğu yerleri istiyoruz. Eksi 2 ile 1. Demek ki A dediğimiz şey eksi 2, B dediğimiz de 1'miş. Eksi 2 ile 1'in çarpımını soruyor. Cevap eksi 2. Diyor ki en geniş aralık AB aralığıdır. İşte biz ne bulduk AB aralığını? Eksi 2 ile 1 aralığı bulduk. Azalan olduğu aralık burası. Demek ki A eksi 2, B ile 1 çıktı dostum. Geldim ikinci soruya. Bakın burada türevini vermiş. Dikkatli olalım. Fx fonksiyonu aşağıdaki aralıklardan hangisinde artandır? Şimdi biz ne yapacaktık? Fx'in türevini alıp
artan dediği için sıfırdan büyük yapacaktık. E türevini zaten direkt vermiş bize. O halde bunu sıfırdan büyük yapacağım ben. Şurada bir daha yazayım bunu. Eksi x kare artı x artı 6 büyüktür 0. Şimdi çarpanlarını ayırıyorum. Eksi x'e x diye ayırdım. 3'e 2 diye ayırdım dostlarım burayı da. 3x eksi 2x evet artı x'i verdi. Yani eksi x artı 3 birinci çarpanı, x artı 2 ikinci çarpanı ve sıfırdan büyük olmasını istiyorum. Hemen bir tablo incelemesi yapalım şurada. Tablomuzu bir inceleyelim. Köklerimizden birisi 3, birisi eksi 2. Eksi 2 ile 3'ü yazdım. Eksi ile artının çarpımı eksi olduğu için eksi ile başladım. Eksi, artı, eksi. Artanını soruyor. Şurayı alacaktık artan dediği için. Eksi 2 ile 3 aralığında artandır diyebiliriz dostlarım. Cevabımız Bursa çıktı. Evet, 3 numaradayız. Fonksiyonun artan olduğu, yine artan olduğu diyor bak. Hemen artan olduğu aralığı nasıl bulacaktım ben? Türevini alacağım. 2x artı 2m yapar türevi ve sıfırdan büyük diyeceğim. 2 ile bölelim her iki tarafı. X artı m büyüktür 0. Hemen kökünü buldum. Eksi m tablomu çiziyorum arkadaşlarım. Eksi m'dir kökümüz. Artıyla başladım, eksiyle gittim. Burada azalan, burada artan. Artan olduğu aralık diyor, m ile, yani eksi m ile sonsuz aralığında bu amcamız artandır. Bize de diyor ki 2 ile sonsuz aralığında artan. 2 ile sonsuz aralığında artan. O halde eksi m dediğimiz şey 2'dir. Demek ki m ne çıkıyor? Eksi 2 çıkıyor. Cevabımız Denizli'den geldi. Dördüncü sorumuza bakıyorum dostum. Biçiminde veriliyor. F'in türevinin azalan olduğu. Şimdi F'in azalanı bak. F'in azalan olduğu derse F'in türevi küçük 0. Peki F'in türevinin azalan olduğu derse o zaman F'in türevinin türevi küçük 0 olacak dostum. Bana F'in türevinin azalan olmasını soruyor. O zaman ikinci türevi 0'dan küçük yapıyormuşum. Hadi gelin birinci türevini alalım bu keratanın. F'in birinci türevi. 4 başa geliyor. 4 bölü 12 çarpı x küp. Eksi 3 başa geliyor. 3 bölü 3 x kare artı 1'dir. Hadi bir daha türevini alalım şimdi. F'in ikinci türevini alıyorum dostum. Şu 3 başa gelince 12 olur burası. 12 bölü 12'den 1 x kare kaldı sadece. 3'ler gitmişti. 2 başa geldi. Eksi 2x kaldı. Burada da 1 zaten türevi 0 olduğu için yazmadım. İşte f'in ikinci türevinin ne olmasını istiyoruz? Azalan dediği için 0'dan küçük. Hemen çarpanlarını ayıralım. X parantezinde x eksi 2 gelir. Küçük 0'dan. Burası 0. Burası 2'dir. Tablomu çiziyorum dostum. 0 ile 2 benim köklerim. Artı ile başladım. Eksi artı. Azalan olduğunu soruyor bize. Azalan olduğu aralık 0 ile 2 aralığıdır ki kaç tane sayı var? 0 var, 1 var, bir de 2 var dostum. 3 tane sayı vardır dedim. Ve 3 numaralı köşe taşını çevirdim. Geldik 4 numaralı köşe taşına. Bakalım bu ne diyor? Yukarıdaki fonksiyonlardan hangileri gerçel sayılar kümesinde daima artan bir fonksiyondur? Bakın şimdi neler yapacağım. Daima artanlığın şartı şu arkadaşlar. 1. Bir kere türevi artan dediği için kesinlikle sıfırdan büyük olacak. Şimdi türevini aldın diyelim. Sıfırdan büyük olduğunu da gördün. Ama türevini aldığın zaman karşına eğer ki ikinci dereceden bir denklem çıkarsa türevinde bir de şunlara dikkat edeceksin. Artan olmanın şartı x karenin katsayısına a diyorduk ya. A bir kere sıfırdan büyük olacak. Ve delta dediğimiz şey kesinlikle ama kesinlikle küçük eşit sıfırdan olacak. Artanlık, daima artanlığın şartları bunlar arkadaşlar. Daima artanlığın şartları bunlar. Biraz odaklanmada sıkıntı var galiba. Şöyle hafif bir düzeltsem mi diye düşünüyorum ama çok da bozmak istemiyorum. Böyle iyi galiba değil mi? Evet, böyle biraz daha iyi sanki. Pekala, hadi devam edelim şimdi. Bakın ne dedik? 3 tane şartımız var. Daima artan olmanın. Şimdi bunlara bakacağız. Bir kere bir. Türevini alalım hemen. Birinci maddenin.
3'ü başa aldım. 3'ler sadeleşti. X kare kaldı. Eksi 4. Bu 1. Bunu yaptım. Bu 0'dan büyük olacak bir kere. Daima artan bir fonksiyondur diye soruyor bize. X kare, yani neyse devam edelim. A'mız 0'dan büyük mü arkadaşlarım? X karenin katsayısı 1. Evet, 0'dan büyük. Bu şart sağlandı. A 0'dan büyük şartı sağlandı. Deltasına bakalım, 0'dan küçük mü? Delta neydi? B kare eksi 4ac. Şimdi bizim B dediğimiz şey X'in katsayısı. X yok, demek ki B 0'mış. 0'ın karesi eksi 4 çarpı A 1, C de eksi 4. Peki ne geliyor buradan? Daima artandır diyor. 1 eksi 16 artı 16 oldu. 0 artı 16'dan 16 geldi. Yani büyük 0 çıktı deltamız. Delta 0'dan büyük olduğu için daima artan değil. Çünkü şartımız neydi? Delta 0'dan küçük olacak. O halde 1 daima artan değil, 1'i sildim. Geldim ikinci öncülü arkadaşlarım. Bakalım ikinci öncülü ne yapacağız? Şimdi öncelikle türevini alacağız bir kere. 3x kare eksi 12x artı 12. Bu kesinlikle 0'dan büyük olacak. Bunun olması için de neydi şartımız dostum? A 0'dan büyük olacak. Evet, doğru. Bir de deltasına bakacağız. Deltamız b kare, yani 144 eksi 4 çarpı a çarpı c. 144 eksi ne geliyor buradan? 4 kere 3 12. 12'den de bu çıktı, 12. Evet, 0 geliyor deltamız. 144 eksi 144'ten 0. Delta ya 0 olacak ya da 0'dan küçük olacak dedik. Artan olabilmesi için. O yüzden 2 numaralı fonksiyonumuz kesinlikle daima artan bir fonksiyondur. Geçtim burayı da. Geldim hemen 3. öncülümüz arkadaşlarım. Bakalım bu ne diyor? Hx, hemen türevini alıyorum. 3'ü başa aldım. 3'ler sadeleşti. X kare kaldı. 2'yi başa aldım. 2'ler sadeleşti. X kaldı. Bir de artı 3. Şimdi bu büyüktür. 0 olmalıydı dedik. Bakalım bunun 0'dan büyük olması için de şartlarımız ne? A'nın 0'dan büyük olması gerekiyor. Evet. 1 zaten 0'dan büyük. Bir de delta'ya bakacağız. B kare. B'miz eksi 1 olduğu için karesi 1. Eksi 4 çarpı 1 çarpı 3. 1 eksi 13. 1 eksi 12. Eksi 11 yaptı. Yani 0'dan küçük çıktı. O yüzden daima artandır dedi. Geldim son öncüle kardeşim. Hemen son öncülümün de türevini bir alayım. Bakalım artan mı azalan mı? Türevini alıyorum. Eksi 6x yaptı. Eksi 3 yaptı. Ve bunun ne olması lazım? Artan olması için 0'dan büyük olması gerekir diye düşünüyorum. 0'dan büyük olması için de daima artan olması için de eksi 3'ü bu tarafa atalım. Eksi 6x büyüktür 3 oldu. X büyüktür 3 bölü 6'dan eksi 1 bölü 2 geldi. Hatta şurası işaret değiştirdi. X küçüktür eksi 1 bölü 2 olmalı. Yani daima artan çıkmıyor kardeşim burası. Belli bir aralıkta sadece artan, belli bir aralıkta da azalan oluyormuş. O yüzden 4 numarada kabulümüz değil. 2 ve 3 olacak. Cevabımız Ceyhan'dan geldi. Geldim 2 numaraya. Fonksiyonu daima azalan olduğuna göre. Şimdi daima azalan ise ilk önce bir türevini alalım. Türev 3 çarpı 2 eksi a x kare olur. Eksi 2 x eksi 1. Şimdi bunun azalan olması için bir kere türevin kesinlikle 0'dan küçük olması gerekiyor. Peki türevin 0'dan küçük olması, yani ikinci dereceden bir fonksiyonun 0'dan küçük olmasında azalanlığın şartı ne? Hemen onu da söylüyorum. Bir kere 1. A dediğimiz, yani şu x karenin katsayısı dediğimiz ifade kesinlikle küçük 0 olacak bir kere. Bir de deltamızın şartı var arkadaşlarım. Delta da küçük eşit 0 olacak. Bak aynı artanlıktaki gibi kafan karışmasın. Delta şartı, deltanın 0'dan küçük eşit 0 olma şartı hem artanlık için hem de azalanlık için ortak şart. İkisinde de 0'dan küçük olacak. Tamam mı dostum? Kafan karışmasın. Şimdi deltasını hemen küçük eşit 0 yapalım. Deltamız neydi? B kare, yani 4. Eksi 4 çarpı a'mız burada 3 çarpı 2 eksi a'dır. Bir de çarpı eksi 1. Ne olacakmış bu? Küçük eşit 0 olacakmış. Düzenleyelim hemencecik. 4 eksi 12'dir. Eksi 1 ile de çarptığımda artı 12 2 eksi a
küçük eşit 0 olacak. 4 artı 24 eksi 12a küçük eşit 0 olacak. Buradan da ne geliyor? 28 küçük eşittir 12a. 12'ye bölelim. 28 bölü 12 yani 7 bölü 3 küçük eşittir a. Demek ki a en az 7 bölü 3 olabilir. 7 bölü 3 olduğu takdirde fonksiyonumuz azalanmış diyebiliyoruz. Geldim 3. soruya. Bakalım bu ne diyor? Fonksiyonu daima artan olduğuna göre. Fonksiyon daima artanmış. Şimdi artan olması için ne dedik şartlarımız? Bir kere 1. Türevini al. 3x kare artı 4mx artı m. Bu bir kere kesinlikle sıfırdan büyük olacak. Birinci şart bu. İkinci şart, artan olması için şuradaki ifadenin yani x karenin katsayısı olanın sıfırdan büyük olması lazım. E 3 sıfırdan büyük, bu da tamam. Üçüncü şart neydi? Deltamız yani b kare eksi 4ac'miz sıfırdan küçük eşit olacak. Peki, b kare eksi 4ac, b karemiz 16m kare yapar. Eksi 4 çarpı 3 çarpı m. Küçük eşit sıfır olmalıydı dostlarım. Hadi bir satır düzenleyelim bunu. 16m kare eksi 12m küçük eşit 0 olmalı. 4'e bölüyorum hepsini. 4m kare eksi 3m küçük eşit 0 olmalı dedim. Şimdi bunun da bir köklerini bulalım dostlar. Şöyle bir m parantezine alalım. 4m eksi 3 çıkar küçük eşit 0. Buradan bir 0 bir de 3 bölü 4 gelir köklerimiz. Şöyle tablo çiziyorum. 0 ile 3 bölü 4 diyorum. Artıyla başlattım. Eksi artı geldi. Bizim küçük eşit 0 olan yerleri almamızı 0 ile 3 bölü 4 aralığını almamızı istiyor. Yani cevabımız Ceyhan'dır diyor kardeşim. Ben de geliyorum 4 numaralı soruya. Bakalım bu ne diyor. Fonksiyonu daima azalan. Daima azalanlığın şartı neydi kardeş? Türevi bir kere 0'dan küçük olacak. Hadi türevini alalım. Eksi 3x kare artı 4x artı m artı 1'dir. X'in katsayısını aldım direkt ve azalan mı diyordu. Azalan dediği için küçüktür 0 yapıyorum. Sonra bu birinci şart. İkinci şart neydi? X karenin katsayısı 0'dan küçük olacak. Zaten öyle. Üçüncü şart neydi? Deltamız. Hemen bulalım deltayı. B kare 16 eksi 4 çarpı a'mız eksi 3. C'miz de m artı 1 küçük eşit 0 olmalıydı dostum. Peki bir satır düzenleyelim şimdi. 16 şurası artı 12 yapar. 12'yi de içeriye dağıtıyorum. 12m artı 12 küçük eşit 0 olmalı diyorum. 16 ile 12'nin toplamı 28'dir. 28'i de bu tarafa atalım. 12m küçük eşittir eksi 28. Yani m küçük eşittir eksi 7 bölü 3 çıktı. 4'e bölerek yazdım dostlar. Eksi 7 bölü 3'ten küçük olacak. Sonsuza kadar, eksi sonsuza kadar gidecek. O yüzden cevabımız Adana geldi kardeşlerim. Evet, 4 numaralı köşe taşımız da bitti. Geldik 5 numaralı köşe taşına. Bakalım ne diyor birinci sorumuz. F çarpı G çarpım fonksiyonu aynı aralıkta diyor. Artan olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? Şimdi artan olduğuna göre şu ifadenin türevini aldığımda sıfırdan büyük olacak. Türevini alalım. Birincinin türevi çarpı ikinci artı ikincinin türevi çarpı birinci büyüktür sıfır olacak dostum. Peki bunu da şu sağ tarafa atarsam şunu. Şurası birincinin türevi. F'in türevi çarpı G büyüktür eksi G'nin türevi çarpı F oldu. Hangi şıkkımızda var böyle bir şey? F'in türevi çarpı G büyüktür eksi F çarpı G'nin türevi. Evet doğru. Adana şıkkımız doğru cevap geldi. Geldim 2 numaraya. A küçüktür B, B küçüktür 0. Her X eleman AB aralığı için F'in türevi küçüktür 0 olduğuna göre diyor. F'in türevi 0'dan küçükse bu ne demek? F fonksiyonu azalan demek. Her x eleman AB için aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye bir soru sormuş bize. Şimdi bizim fx'imiz nasıl fonksiyondu? Azalan fonksiyon değil mi? F azalan.
Şimdi mesela burada da kafamıza göre değerler verelim. Mesela bu eksi 1 olsun, bu da eksi 2 olsun. Şimdi f'de eksi 2, f'de eksi 2, f'de eksi 1, f'de eksi 2 küçüktür, f'de eksi 1 diyor. Hangisi daima doğrudur diye bir şey sormuş bize. Şimdi bu yanlış arkadaşlarım. Çünkü bizim fx'imiz azalan bir değerde. Şöyle bir sayı doğrusu çizersem ben şimdi. Şimdi eksi 2 burada, eksi 1 de burada. Ve biz ne dedik? Fonksiyon soldan sağa doğru gideceğiz. Fonksiyon grafiğinde. Şimdi eksi 2, eksi 1 bak. Artan bir değer vermişim ben. Eksi 2, eksi 1. Eksi 1 daha büyüktür. Artan bir değer verdiğimde eğer fonksiyonun değerleri de, yani f'de eksi 1 ile eksi 2 arasındaki değerler de artış gösteriyorsa, bu fonksiyon artan bir fonksiyon olacak. Ama bizim fonksiyonumuz nasıl? Azalan. İşte bunun olması için artan bir fonksiyon olması lazım. O yüzden bu yanlış arkadaşlar. Peki, şeye bakalım şimdi. Mesela doğru cevap hangisiymiş? C şıkkıymış. C'yi inceleyelim arkadaşlarım. F'de A diyor. A dediğimiz şey neydi kardeş? Eksi 2 miydi? F'de eksi 2. Herhangi bir x değeri için diyor. Bakın bu aralıkta aldığımız herhangi bir x değeri için, mesela ne alalım, bu eksi 1 ile eksi 2 aralığı oldular ya bunlar. Hatta şöyle yapalım. A'yı biraz daha küçük alayım. Eksi 3 olsun A'mız. Şöyle. X değeri de eksi 3 ile eksi 1 aralığında olsun. Eksi 3 ile eksi 1 aralığında eksi 2 gelsin. F'de eksi 2. Şimdi F'de eksi 2, F'de eksi 3. Bakın fonksiyonum azalan olduğu için eksi 3 burada. Buradan aldığı değer, buradan aldığı değerden daha büyük olmalı. Çünkü kesinlikle bu, yani cevabımız Ceyhan olduğu kesinlikle doğru. Çünkü fonksiyonum azalan bir fonksiyon arkadaşlarım. F'de eksi 3'ün değeri bakın şurada y'ye karşılık gelsin. F'de eksi 2'nin değeri de y'den bakın biraz daha küçük bir sayıya karşılık geliyor. Gerçekten de doğru olduğu için cevabımız Ceyhan'dır dedim. Geldim 3 numaralı soruya. F fonksiyonu için fonksiyonlarından hangileri aynı aralıkta daima azalandır? Şimdi f fonksiyonu artanmış. Bu ne demek? F'in türevi sıfırdan büyük demek. Bunlardan hangisi acaba diyor? Daima artandır, yok daima azalandır diye soruyor bize. Hemen şurayı bir inceleyelim isterseniz. Şimdi fx fonksiyonu artan bir fonksiyon. Türevini alıyorum ben bu ifadenin. Artan mı azalan mı olduğunu anlamam için türevini alacaktım. 2x eksi f'in türevi geldi. Peki f'in türevi nasıl bir sayı? Sıfırdan büyük. Burası pozitif bir sayı. X'lerimiz nasıl sayılar? X'ler de pozitif sayılar. Pozitif eksi pozitif diyor bize kardeşim. Şimdi bu negatif de olabilir çıkan sonuç. Küçük sıfır da olabilir, büyük sıfır da olabilir. Yani bilmiyorum artan mı azalan mı. O yüzden bir numarayı bir şey diyemiyorum hakkında. Geldim iki numaraya. Şimdi bu mu artan mı azalan mı, bunu inceleyelim. Nasıl yapıyorum? Türevini alacağım. Birincinin türevi çarpı ikinci. Artı ikincinin türevi çarpı birinci. Şimdi f'lerimiz nasıl sayılar? Daima sıfırdan büyük. O zaman burası artı. X'ler nasıl? X'ler de pozitif sayılarmış. Bu da artı. F'lerimiz nasıl sayılar arkadaşlarım? Fx'lerimiz. Fx'lerin de ne olduğunu şu anda bilmiyoruz. Yani daha doğrusu negatif olduğunu biliyoruz fx'lerin. Çünkü değerler negatifmiş. Eksi ile artının toplamından bahsediyor. Şimdi hangisi daha büyük bir değerse ona göre değişecek kardeşim. O yüzden bunun hakkında da bir yorum yapamayacağım. O yüzden bunu da geçtim. Geldim üçüncüsüne. Üçüncüsü için konuşalım şimdi. Şurayı biraz temizleyeyim. Şimdi türevini alıyorum üçüncünün. Birincinin türevi çarpı ikinci. Eksi ikincinin türevi çarpı birinci. Bölü ikincinin karesi. Fx'in karesi. Şimdi karesi olduğu için burası daima pozitif. Burası tamam. Fx'lerimiz nasıldı? Eksiydi. Burası eksi. F'in türevi artan dediği için artıydı. X'ler de artıydı. Eksi. Şurası da eksi geldi. Yani yukarısı eksi çıktı. Aşağısı da artı. Eksi bölü artı ne çıkar sonucumuz? Eksi. Demek ki bunun türevi daima eksi bir sonuç alıyor. Eksi olduğu için azalandır. O yüzden cevabım yalnızca 3 geldi diyebilirim dostlarım. Şimdi gelelim şu dördüncü sorumuza, bakalım bu ne diyor.
Eksi sonsuzda sıfır aralığında tanımlı fx fonksiyonu için aşağıdaki bilgiler veriliyor. Pozitif değerlidir diyor kardeşim. Pozitif değerli ise şimdi eksi sonsuzda sıfır aralığında bir de azalanmış. Şöyle bir ifadedir o zaman dostlar. Şöyle bir şeydir bizim grafiğimiz. Hem azalıyor hem de pozitif değerli dediği için x'in üstünde. Buna göre aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi aynı aralıkta kesinlikle azalan bir fonksiyondur. Şimdi azalan dediği için bir, türevi kesinlikle sıfırdan küçük. Pozitif değerli dediği için fx'in karşılığı olan yani y'ler yani fx'ler daima sıfırdan büyük olacak arkadaşlar. Değerlerimiz x'ler bilmiyor, x'ler negatif olacak ama fx'in karşılığı olan değerler daima sıfırdan büyük olacak. Çünkü sıfırla bilmem ne aralığında azalan dediği için. Peki bakalım şimdi neler söylüyoruz? Hangisi aynı aralıkta kesinlikle azalandır? Azalan mı değil mi olduğunu anlamak için ne yapıyordum? Türevini alıyorum. Şimdi A şıkkındakinin türevi. Bir kere f'in türevinde eksi x çarpı içinin türevi eksi 1. Şimdi f'in türevi daima eksi x diyoruz ama x yerine ne yazarsak yazalım. Türevi daima neydi bunun? Sıfırdan küçük, negatif. Bir de ben bunu eksi 1 ile çarparsam bunun sonucu daima artı çıkar. Artı çıktığı için artandır. Demek ki cevabım bu değil. Geldim Bursa şıkkını. Bursa şıkkının türevini alalım hemen dostlar. Türevini alıyorum bir kere. F'in türevinde x kare oluyor çarpı 2x. Şimdi bizim x'lerimiz bir kere kesinlikle bu aralıkta negatiftir. O yüzden burası eksi. F'in türevi de daima küçük sıfırmış arkadaşlarım. İçine ne yazarsanız yazın. Küçük sıfır bu da eksi. Eksi ile eksinin çarpımı artı. O yüzden bu ifadenin türevi artı çıktığı için kesinlikle ama kesinlikle artan bir fonksiyondur. Bunu da sildim. İsterseniz direkt doğru cevaba bakalım arkadaşlar. Biz Denizli'yi de bir inceleyelim. Şunu konuşalım şimdi. Türevini alıyorum önce. 2x artı. Şimdi buranın türevi 3 çarpı fx karesi kaldı. Çarpı f'in türevinde x. Çarpı bir de x'in türevi ama onu yazmaya gerek yok. Şimdi bakalım. Fx'ler pozitifti. Karesi de zaten pozitif. Şurası pozitif. F'in türevi negatifti. Burası negatif. X'lerimiz negatif sayılardı. Burası da negatif. Eksi ile eksinin toplamı. Buranın sonucu kesinlikle eksi çıkacak. Eksi çıktığı için bu daima azalan bir ifadedir diyeceğim arkadaşlarım. Doğru cevabımız Denizli'den geldi Gobel. Evet dostlar, ilk 5 köşe taşını gömdük. Şimdi bu videonun da sonuna gelmiş olalım. Son 5 taşımız kaldı. Onları da bir sonraki videoda saklayalım. Hadi kolay gelsin. Görüşürüz.